Ben de seni arayacaktım Ertan. Sen Merve'yi mi kaçırdın? Sakin ol lütfen. Ben sakinim, soruma cevap ver. Kaçırma demeyelim. Misafirimiz şu anda. Merak etme, kendisine çok iyi bakılıyor. Peki ben bunu niye şimdi öğreniyorum? He? Benim niye haberim yok? Eski karını hala sevdiğini bilmiyordum Ertan. Ama inan bana, onun seni pek sevdiği söylenemez. Bana Serhat'ın yerini söyleyeceğini, onunla birlikte olup tuzak kurmaya kalktılar. Ulan Merve'nin kimi sevdiği önemli değil. İstersen gebertebilirsin de. Problem ne o zaman? Problem şu ki, biz ortaksak, beraber çalışacaksak... ben bunu senin ağzından duymak isterim. Üçüncü şahısların değil. Hane alınmış bir karar. Kusura bakma. Ama bu kararım sayesinde Merve şu anda elimizde. Şimdi Merve'yi kurtarmak için Serhat ve arkadaşları teslim olacaklar. Bu sayede hepsinden kurtulmuş olacağız. Senin de istediğin bu değil miydi? Aha çıktı. Aferin lan kelek. 40 yılın başı bir işe yaradın ha. Fatih, Ertan çıkış yaptı. Anlaşıldı. Şimdi eve geri mi döndü bu herif ya? Yani bence Rusyalı'nın Merve'leri nerede sakladığını bilmiyor ya da Merve zerre kadar umrunda değil. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz o zaman. Beklememizin hiçbir anlamı yok. Baksanıza herifin bir yere gittiği yok. Belli ki umrunda bile değil. Rusyalı'ya gitmiyorsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Durup bekleyeceğiz. Oğlum sen anlamıyor musun ya? Adamın Merve umrunda değil. Bir yere gideceği yok. Ya bu kediye söylediğinden bir şey çıkmayacağı da belliydi zaten. Ya tamam. O zaman yakalayalım, işkence yaparız. Mala bak ya. Oğlum biz bilmiyor muyuz lan adam konuşturmayı? Ertan kolay kolay ötmez. Hele ucunda bizim ölümümüz varsa. Rusya'nın verdiği süre de azalıyor. O zaman galiba... Ne galiba ne? Galiba teslim olmanızdan başka çare yok. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.